Minibüsler dolu tıklım tıklım, otobüsler dolu tıklım tıklım. Bizim kahveciye geldi mi iki kişi bir masada oturacaksınız diyor. En büyük darbeyi yiyen bizim esnaf oldu yani. Normalleşme dönemine geçildi ancak kahveciler darboğazdan çıkamadı. Koronavirüs birçok sektörü olumsuz etkiledi. Ekonomik açıdan da kasırga etkisini göstermeye devam ediyor. Normalleşme ile birlikte 1 Haziran'da kahvehaneler belirli kısıtlamalarla açıldı ancak kahveci esnafı sıkıntıdan kurtulamadı. Öyle ki çoğu kahveci ekmek kapısı olan dükkanını kapatmak ile karşı karşıya. Mağaza sahipleri 1 Haziran'a kadar kiraları yarısı yarı yarıya istiyorlardı. Ama açıldıktan sonra diyorlar ki bizim kiralarımızı verin. Tabii işlerinde iyi olanlar yok mu? Var. Var ama bu da bize yetmiyor. Yani şu an yani çok kahveci kahvesini kapatmak üzere. Gazete yasak. Oyun yasak. Bir masada iki kişi oturacak. Şeyler, minibüsler dolu tıklım tıklım, otobüsler dolu tıklım tıklım. Bizim kahveciye geldi mi iki kişi bir masada oturacaksınız diyor. Niye dört kişi otursa ne var? En büyük darbeyi yiyen bizim esnaf oldu yani. Bütün esnaflar sıkıntıda da. Ama biz kahveci olarak yani çok mağdur durumda kaldık. En büyük darbeyi kahvecilerin yediğini söyleyen Kahveciler Odası Başkanı Mehmet Altay, devletten istediklerini sıraladı. Bize kesin bir şey bildirmesi lazım. Diyecek ki bize arkadaşlar, bu kahvelerin ben 2020'nin sonuna kadar oyun vermeyeceğim. Yani ümitle beklemek kadar kötü hiçbir şey yok. Şu ana kadar bize 25-30 kişi başvurdu. Yani kapanmıyor da şöyle, Ahmet Mehmet'e devrediyor. Tabii çok cüzi şeylerdir bunlar. Ya hatta mal sahibi bana diyor anahtarlarını ver diyor. Sen kira borcun var diyor. Bunu da istemiyorum senden. Kahvemi boşalt diyor. Yani çok var böyle. Biraz daha devam ederse zaten hepten bitecek. Kahveciler günlük paralarını bile çıkaramadıklarını söylerken müşteriler ise oyun oynanması gerektiğini belirttiler. Fakat yemeğimizi kurtaramıyoruz. Gelen giden yok. Oyun oynanmıyor. Oyun oynanmadığı zaman çay satışımız yok. Tabii ki oynanması gerekiyor. Çünkü insanlar burada stres atıyor. Şu anda toplum belirli bir noktada eve kapanmış, hasta duruma geçmiş durumdalar. Toplumun zaten kahve belirli bir insanların sosyal hayatını düzenlemek için yapılmış bir yer. Arkadaş çevrelerinden koptu insanlar. Tabii ki bu çevrelerin düzelmesi lazım. Yani en azından bazı şeylerin gevşetilmesi gerekir.